Efendim ben Manix Shadow, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Yine The Long Dark mütecavız günlüklerinde kaldığımız yerden maceramıza, serüvenimize devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere kuzey ışıkları yine burayı toz duman katmış durumda. Benim birazcık daha zaman geçirmem gerekecek ama uykumu tam aldım. Bu bilgisayardaki yazıyı daha önce okumuştuk diye hatırlıyorum. O yüzden şimdilik gündüklemeyeceğim. Mantarlarımızı toplayalım. Birazcık zaman geçirmemiz gerekiyor. Toplamaya devam edelim. Güzel. Güzel. Şimdi. Madem öyle. Nasıl bir şey yapalım? Nasıl bir şey edelim? Buradan artık ayrılmamız gerekiyor. Öyle bir durum söz konusu. Okumuz, yayımız, kıyafetlerimiz hazır. Ekstra malzemelerimiz var. Tamir etmemiz gereken kıyafetler var mı? Yani var. Aslında ki şöyle bir şey bile yapabilirim. Şu mahvolmuş eldiveni bir toplayalım. Bugün birazcık ağırlık kontrolü yapabiliriz. Şu mahvolmuş uyku tulumunu parçalayıp kumaşını alabilirim. Kıyafetleri dikmek istiyorum. %100 hale getirmek istiyorum. Eğer ekipmanım varsa, mümkünse bu. Oltam var. Oltalarımı tamamen kullanabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu neden yapıyorum? Çünkü hem ağırlığımız azalmış olur hem de dikiş levelimizi son seviyeye getirmek için birazcık daha ilerlemiş oluruz. Bir yandan da bunlarla uğraşmamız gerekecek. Hop. Şahane. Güzel. Bunları ayarlamayacağım. Bunlar şahane. İçlikleri halledelim. Bu arada şey duyurusunu yapacağım sizlere. Bazılarınız hala Frostpunk istiyordu. Tam olarak Frostpunk serisini ben bitirmiş olmama rağmen YouTube'a tam olarak sadece birkaç tanesinin serisi düzgün bir şekilde geldi. Gerek eski bilgisayardan kaynaklı, gerek işte aksiliklerden kaynaklı diyeyim. Frostpunk'a Ağustos'un sonlarına doğru bir güncelleme gelmiş. Bir DLC eklenmiş. Ve bu önümüzdeki dönemde de bir DLC daha gelecek. 2020 bitmeden önce. Bu gelen DLC'yi oynamak istiyorum. Frostpunk'a dönmek için bence yani muazzam bir şey. Bahane bizim için bu DLC. Frostpunk'ı önümüzdeki günlerde yayınlarda oynayacağız. Onu da söyleyeyim yani. Frostpunk'a dönüş. Efendim, bunu hafiften bir duyurusunu yapayım. Bu arada şeyin duyurusunu da yapacağım. Yani bu ıvı zıvıla dolaşırken birazcık duyurular yapıyorum biliyorsunuz. Kanalla alakalı, şeylerle alakalı. Twitch tarafında biliyorsunuz abone olmak ücretli. $5 civarında. $5 da geziyor. Bir abone olmanın bedeli. Twitch Prime kullanırsanız 3 Euro'ya falan kadar düşüyor. Ki 3 Euro'ya sadece abone olmak değil, bir sürü özellik kazanıyorsunuz. Bir sürü oyun için skin, işte Twitch'te Prime Video için dizi izleme platformunda size bir üyelik falan filan tarzında bir sürü özelliği var. O yüzden onu öneriyorum ben genellikle izleyicilerime. Aynı zamanda beni desteklemiş oluyorlar. Bir sürü hizmetin yanı sıra. Çok cüzi bir miktar için. Arkadaşlar September etkinliği geliyor. September etkinliği boyunca her işte September yani Eylül ayında Twitch abonelikler konusunda bir etkinlik yapar. Bu sene ise aboneliklerin hepsinin fiyatı %50 düşmüş durumda efendim. 3 Eylül'den itibaren bütün abonelikler %50 fiyatına satılıyor. $2.5'lara abone olabileceksiniz. Ben de bunun şerefine Steam Elements, bizim dükkan sistemi var yayın tarafında. Steam Elements'te ünlem loot yazarak bakabiliyorsunuz onlara. Oradaki dükkanı tamamen değiştirip ürünleri değiştiriyorum. Tekrardan orayı daha da bir hareketli yapacak. Bir sürü emote ekleyebileceğiz. Ekleyeceğimiz, mimler ekleyeceğimiz, belki de sizin işlere kazanabileceğiniz şeyler ekleyeceğimiz sistemi orayı arttıracağız. Oraya bir göz atabilirsiniz. Yani siz bana abone olursanız hem o sistemi çok daha rahatlıkla kullanabileceksiniz daha fazla loot kazandığınız için. Hem destek olacaksınız, hem yayın geçmişlerini tamamen izleyebileceksiniz. Hem emote'ları canlı yayında kullanabileceksiniz. Hem de neredeyse desteğinizin neredeyse tamamı bana gelmiş olacak. Twitch kendine pay çekmemiş olacak. Ucuza abone olmak isterseniz
Beklerim. Bunun zaman zaman duyurusunu yapacağım Eylül ayı boyunca. Söyleyeyim yani. Reklam lazım. Biz de daş mı kemirelim yani. Evet. Tamam. Bunları söyledikten sonra buradan çıkacağımı söyledim. Buradaki dolaplara ben birkaç bir şey bırakmıştım. Onlara bir bakalım. Karnım biraz açmış ama bu açlık hiçbir şekilde bizim için bir problem değil. Çünkü 53 tane. Bu arada bozuk yiyeceğim var mı? Tamam. Yokmuş. 53 tane hasır otumuz var. Rahatlıkla hepsini gömebilirim vallahi. O problem değil. Şu an için huşka bu çayı içmek istemiyorum. Hava aslında soğuksa bir dışarıda ufak bir ateş yakıp da bir çay yapsak hiç fena olmaz. Buraya ben bir şeyler bırakmıştım. Halatı bıraktık. İşime yaramaz. Kömür işime yarayabilir. Yanımda kömür çok az. Birkaç parça kömür almak istiyorum. Ağırlığımız ne kadar? 37 kilo. Bence gayet güzeliz. Eğer bir sıkıntı olursa bazı şeyleri bırakabilirim yolda. Bence şimdilik gidelim. Mıntıkamıza dönelim. Mıntıkamızdan kastettiğim şey Gizemli Göl. Sonrasında levellerimizi birazcık arttırıp son işlerimizi halledip son ekipmanlarımızı hazırlayıp sakin bir yer olan yolculuğumuza çıkacağız efendim. Sakin bir yer açıkçası dediğim gibi balıkçılığı 5 seviye yapmadan gitmek istemiyorum. Madem bir seriyi bitireceğiz, o zaman bu seriyi bitirelim niyetinde her şeyini yapmak istiyorum. O bizi birazcık uğraştıracak. Açıkçası bu kurtla uğraşmak istemiyorum ya. Bu kurt atlatabiliriz. Atabiliriz dedim de kurt hala takip ediyor bizi. Hadi bakalım. Okey. Bu kurtun korkması çok iyi oldu. Ben kokuyor muyum bu arada ya? Bu kurtlar ne böyle? Korkacaksın lan. Aferin. Bu kurtun korkması çok iyi oldu bu arada burada. Rahatlıkla geçebileceğim. Aşağı yoldan gelmiştik sanırsam. Bu sefer yukarı yoldan giderim. Çok uzaktan bir kurt sesi geliyor ama sanırsam bir tavşan falan gördü diye tahmin ediyorum. Buradan sağa gitmemiştik. Buradan bir sağa gitsek mi acaba? Bakalım. Hem biraz kaynak toplamış oluruz. Sol tarafımda zaten yolum üzerinde bir kurt tavşan avladı. Yo, burada. Burada. Buradan geçit var mı? Yoksa burası böyle kör körüne bir yer mi? Evet, körü körüne bir yermiş burası. Şu an avlayıp öldürmeyeceğim için çok ilgilenmiyorum açıkçası. Etini almayacağım için. Pek bulabileceğimi zannetmiyorum zaten. Buradaki mantarları alırım ama. Buradaki mantarlar değerli. Diğer tavşanı gördü. Beni alakadar etmiyor. Şeye gitmeyeceğim. Sol taraftaki vadiye inmeyeceğim. İnsek mi acaba ya? Hadi inelim ya. Hava güzel. Hem o vadiyi siz de görmüş olursunuz. Yolu uzatalım biraz.
Bakalım sonra pişman olacak mıyız bu tercihimizden. Belki ölü cesetken buluruz orada. Kurtu da öldürebileceğimi düşünüyorum. Eğer kurtu ben önceden görürsem ve eğilerek yaklaşırsam kurtu rahatlıkla hiçbir sıkıntı olmadan öldürebilirim. Ok ve yayımla artık eğilerek sıkabiliyorum biliyorsunuz. Onu avantajına kullanabiliriz. Eğer yolumuzda bir kurt çıkarsa ki çıkacağından eminim. Biraz hasar otu da bulacağımı düşünüyorum burada ayrıca. Bir kamp bölgesi var. Burada bir şeker çok güzel. Buradan sanırsam şunu kullanarak gideceğiz. Etraf biraz temiz gibi duruyor ama dikkatli olmakta fayda var. Buradan çıkamıyor muyum? Bu nasıl bir yol kardeşim? Normalde buradan da buraya gelebiliyorsunuz da şu arkadan dolaşıp gideceğim ben. Şu arka bölgede bakmak istiyorum. Özellikle burada bir ölü adam buluyoruz diye hatırlıyorum. Ölü bir ceset, bir şey. Burada bir şey yok. Ceset yok burada ya, ilginç. Gerçi burayı çok kullanılan da değil de. Hasrotu da yok. Bir çubuk şeker için mi inmiş olduk şimdi biz buraya? Vallahi iyiymiş ha. Hiç karga sesi de yok ha. Hiçbir şey yok. Pekala. Burası da böyle. Dolaşıp geldiğiniz bir yer aslında. Buradan çıkılmıyor. Buradan çıkılıyor. Herhangi bir kurt yok. Herhangi bir av yok. Sıkıntı yok. Tertemiz. Hadi gidelim. Üşümeye başladık iyice. Aslında bir ateş yakıp güzelce yani şu geyiği avlasak mı ya? Birkaç kilo etini de alırız hem. O durum da var. Bakalım eğilme taktiğimizde ne kadar iyi başarılı olacağız. Hem onu test etmiş olalım. Geyik avlamak normalde ayakta avlamak cidden çok zor. Çünkü geyike headshot atarsanız ölür. Tek atarsınız. Yoksa tek yemiyor geyik. Kaçıp yani tekrardan vurmanız lazım. Veyahut kan kaybından ölmesini beklemeniz lazım. Ve yani geyik sizden rahatsız olmayacak misafirde olsanız bile yayın sesini duyunca kaçıyor direkt. O yüzden eğilerek olabildiğince yakına yaklaşabilirsiniz. Sonrasında ise sesten reaksiyon veresiye kadar sıkmanız lazım. Çok hızlı sıkmak gerekecek muhtemelen. Elimden geldiğince güzel bir atış yapmaya çalışacağım. Düşüyoruz. Elim sitleyecek birazcık sıkıntı ama. Hayırlısı. Otların arasında gezen avcı. Onuna yavaş yavaş yaklaşıyor. Geyiğin götüne sıkmamak için önüne geçmesi gerekiyordu avcının. Geyik yön değiştirdi. Şimdi tam zamanı. İşte böyle. Ok havada kaldı be. Hey yavrum. Şuradan birkaç parça çubuğumuzu alalım. Ben bu arada açtan gibi vermek istemiyorum. Bonusumu kesinlikle kaybetmeyeceğim.
Gerekli resimle falan uğraşmayacağım. Sadece karnımı doyurmak için bu arada öldürdüm. Karnımı doyuracak kadar malzeme alıp karnımı doyurup buradan defolup gideceğiz efendim. Hızlandırıcı kullan. Kullan. Bir zararı yok. Benzini çok kullandığım bir şey değil zaten. Biraz çubuk koy. Toplanmış odunları koy. Bu şimdilik bize yetecektir. Ben en azından 2 kilo et alayım. Bursa'da ısınmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Çok çok güzel. 2 kilo eti koy. Pişirmeye başla. 2 kilo daha et koy, al. Sanırım bu bize yetecektir. Biraz hazırlık yapalım. Güzel. Burada biraz artık zaman geçelim. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Buradan gitmeden önce su mu yok? Pekala. Bir yarım litre su ayarlayabilir miyiz? Bir litre su ayarlayalım. Burada bir yarım litre daha su ayarla. Sen burada bana bir mantar çayı hazırla. Sen bana burada bir mantar çayı daha hazırla. Bunları al. Çaylarımdan sıcak olanı löpürdetmek istiyorum. Sıcak çay, sıcak. Evet. Tuzluğumuza gidersin. Sıcaklık bonusu alalım. Tertemiz. Tedavinin bir işe yaramasına gerek yok zaten. Suyumuzu içelim. Daha fazla su yapabiliriz ama tekrardan ateş yakarız. Çok sıkıntı değil. Ateş yakma konusunda herhangi bir sıkıntım yok. Karnımızı doyurduk. Sıcaklık bonusumuzu aldık. Biraz yorgunuz ama bu bizim yol almamızı engelleyecek bir yorgunluk değil. Dümdüz demir yolu üzerinden gitmeyi planlıyorum bu sefer. En kısa yolda mıntıkamıza yavaş yavaş ulaşalım. Çünkü yapacak işlerimiz cidden çok. Ve bataklıkta bulabileceğimiz çok da bir şey kalmadı. O yüzden rahatlıkla hızlı bir şekilde dümdüz hedefimize gidelim. Efendim bu videoyu burada keseyim olmazsam. Kusura bakmayın, çok uzun bir video olmadı sanırsam. Tam saate dikkat etmedim. Ama merak etmeyin, şu an yayın yapmadığım için, birkaç gün boyunca yayın yapmayacağım için bolca video hazırlayacağım. Sizlere günde bir, hatta bazen iki diğer oyunları da hazırlayacağım için olduğu kadar, yani yapabildiğim kadar içerik gelecek, yani merak etmeyin. Bolca, sıkça içerik gelecek. Beğenmeyi bir yorumda da eksik etmezseniz ama çok çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Oho, selamlar Ali'cim. Bak, ayı bile size güle güle demek için ahanda uğramış efendim.